MHP Kütahya'da seçim iptali için başvuruda bulundu. Haberin tamamını kesinlikle sonuna kadar izleyiniz. Milliyetçi Hareket Partisi, Kütahya'daki seçimin iptali ve oyların yeniden sayımı için ilçe seçim kuruluna başvuruda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Kütahya'da kesin olmayan sonuçlara göre Eyüp Kahveci'nin 602 oyla fark kazandığı 31 Mart yerel seçimlerine itiraz etti. MHP yetkilileri seçimin iptali ve oyların yeniden sayımı için ilçe seçim kuruluna başvuruda bulundu. İtiraza dair konuşan MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, birçok gerekçe ve usulsüzlük nedeniyle öncelikle seçimin iptal edilmesini istiyoruz. Gerekli bilgi ve belgeleri ilçe seçim kuruluna sunduk. Süreci takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Alim Işık, oy kullanılan 549 sandıkların yaklaşık %65'inde delilli tespit edilen eksikler bulunduğunu ileri sürdü. Seçimlerin sonuçları itibariyle adil ve dürüstlük adına kimsenin kafasında bir soru işaretinin kalmaması gerektiğini savunan Alim Işık, geçersiz sayılan tüm oyların ve oyların tamamının kontrol edilerek tekrar sayılıp değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çok da önemli bir diğer husus, seçmen olamayacağı açıkça hüküm altına alınan kısıtlı bulunan kişilerin oy kullandığı tespit edilmiştir. Seçmen olamayacağı açık hüküm altına alınan bu kişilerin kamu hizmetlerinden yasaklı bulunan Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamındaki denetimli serbestlikten yararlanan hükümlü kişilere oy kullandırıldığı anlaşılmıştır dedi. Aşırı derecede yüksek sayabileceğimiz geçersiz oylar var. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi adaylar arasındaki en son resmi olmayan sonuçlara göre oy farkının 602 gibi son derece düşük olduğu dikkate alındığında 298 sayılı kanunun 130. maddesinde yer alan seçimin neticesine müessir olaylar ve haller nedeniyle yaptığımız itirazımızın yapılan hatalı işlemlerine seçim sonrası oy sayım ve döküm işlemlerinden ibaret olmadığı, doğrudan seçimin sonucuna tesir edecek olaylar ve hallerin olması ve gerçekleşmesi halinde seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde verilen kararların seçimi ve seçim sonucunun ana unsurunu oluşturduğu, dolayısıyla kamuoyu vicdanının rahatlatılması açısından tüm bu dosyamız ve eklerinde sunduğumuz, ayrıca eklerinde de 13 ayrı gruplandırılmış konum ayrı dilekçelerle bunlar sunduk. Kamuoyu vicdanının rahatlatılması açısından büyük önem taşımaktadır.